yabancı gelirse bankalara gelir konusu hala geçerli bir konu mudur, yoksa bir mit midir bu, bir şehir efsanesi midir? Ondan dolayı çok hani iyi performans göstermese de bilançolar anlamında herhalde biraz satın alma birleşme hikayelerinde etkisi var. Ne diyorsun bankacılık sektörüyle ilgili önümüzdeki günlere baktığında? Valla o bir mit değil yani, bir gerçek. Geçmişten de gördüğümüz şey, yabancılar geldiği zaman banka hisselerine gelir diye. Bunun iki tane sebebi var. Aslında sadece banka hisseleri değil, holding hisseleri de dememiz lazım. Senin de bildiğin iki tane sebebi var. Bir tanesi likidite. Bu hisselerde günlük işlem hacminin çok yüksek olması. İkincisi de, eğer bir ülkede makro ekonomide bir düzelme bekleniyorsa, o ülkeye de yabancı yatırımcılar bir pozisyon açmayı düşünüyorsa, aslında banka hisseleri genelde ilk bakılan tercihlerden oluyor. Ülke ekonomisine giriş fırsatı sunduğu için diyelim. Bu beklenti devam ediyor. Yani biz yabancı girişi gördüğümüz sürece bu hisselere de ilgi artacaktır diye düşünüyorum. Peki. Genel olarak ne düşünüyorsun? Ya bu yabancı meselesi çok önemli bir mesele. IMF Dünya Bankası toplantılarına da gitti şimdi Mehmet Şimşek. Yerel halk dedi, demek açısından biraz öteye geçelim istiyorum, bunlarla zaman kaybetmemek açısından. Türkiye'ye baktığın zaman sen pek çok da yabancı raporu da geliyor. Mesela ben bakıyorum, ne bileyim ben, Warren Buffett'ın öğrencilerinden, Texas'tan böyle yatırım yapan bazı fonları da görüyorum. Bazı hisselerde işte pozisyon alınmış, onları da görüyorum. Mesela yani bu raporları da paylaştım. Buralarda belli başlı hisse senetlerinde özellikle pozisyonları yabancıların var olduğunu görüyorum. Alınmış hali hazırda. Ama bundan sonra yabancı gelir mi? Gelirse banka holding dışında nereye gelir? Gerçekten blue chipler dışında, endeks kağıtları dışında fırsatlar var mı yok mu sorusunun en önemli muhataplarından bir tanesi sensin. Ne düşünüyorsun hisse senetleri piyasasıyla ilgili, sektörel ve hisse senetleri anlamında Aydar? Yani hisse senetleri anlamında yabancı ilgisinin artacağını bekliyorum ben de. Konuşuyoruz bunu ama iki şey ayırt edelim. Daha evvelden de konuşmuşuzdur. Gene de tekrar olacak belki ama iki türlü yabancı yatırımcı var. Bir, bundan 10-15 sene evvel Türkiye'de büyük yatırımları bulunan yabancı yatırımcılar. İşte bunlar böyle daha global fonlar, daha uzun vadeli, daha işte büyük emeklilik fonları vesaire. Bunların tekrardan aynı ölçüde Türkiye'ye girmesini beklemiyorum. Ama fırsat görüp işte girip çıkıp kısa vadeli, biraz daha kısa vadeli Türkiye'de bir şeyler düzeldikçe yatırım yapabilecek yeni veya eskilerden bazı yabancıları da tekrar göreceğiz, ama bunun miktarını kestirmek zor. Çünkü dediğim gibi, yani ne kadar şey yaparsanız yapın, o eski tarz, bu sistemle, bu yönetim şekliyle, Türkiye'deki bu riskle o eski tarzdaki yatırımcıları cezbetmek pek mümkün değil. Ama mutlaka göreceğiz. Herhalde bu da birazcık şeye bağlı. Bu ekonomik programın artık böyle biraz yılan hikayesine döndü, ama biraz sonuçlarını görmemiz lazım. Enflasyonun işte yaz aylarında aşağı gelmesi, bir taraftan da birazcık finansman paketi, yani Türkiye'ye kaynak lazım. Daha önce ben de bununla ilgili bir şey yazmıştım Twitter'da. Yani adına IMF anlaşması mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz? Ama şu gelinen noktada, hani o özellikle Türk yatırımcıları ikna etmek için, yani işte Naci Ağbal tarzı tekrardan uygulama olur mu, işte şu değişir mi, bu değişir mi, eskiye döner miyiz falan filan, bunları birazcık böyle kontrol altına almak için bir uluslararası kuruluş maalesef onayı, işte finansmanı, bu kredibiliteyi yeniden canlandırmak için, güveni kazanmak için piyasa tarafından beklenen bir olay olur bence. Yani olumlu bir olay olur. Ama dediğim gibi, yani bunun adı Dünya Bankası'ndan sağlanan bir kredi olur veya işte IMF ile standby olmaz da başka bir şey olur. IMF bize zorla para vermek istiyor diyebilirler. Bilmiyorum artık, adı ne konulsa konsun. Böyle
böyle bir finansmana ihtiyacı var Türkiye'nin. Böyle bir hani İngilizce bir kere endorsement dedikleri, yani böyle bir evet, bu program uygulanacak ve kısa vadede de çok bir dönüş olmaz, bir risk olmaz diye bir beklenti oluşması lazım. Evet. Şimdi zaman zaman IMF ile anlaşılması zaruretini ifade ederken bunu anlamak ve dinlemek istemeyenler genelde IMF'nin temsilcisi misiniz? Biz o IMF belasından zor kurtulduk, şu şu gibi açıklamalarda bulunuyorlar. O yüzden ben müsaadenle kendi fikrimi söyleyeyim, sonra sen de lütfen bir daha tekrar et. Şimdi biz IMF ile falan anlaşılmasını isteyecek kadar akılsız değiliz yani. Bize ne yani? Niye IMF ile anlaşılsın kardeşim? Yani düşünsene, para bulamıyorsun, gidip birisinden para bulmak için dileniyorsun. Ya bu Türkiye ve dilenmek kelimeleri bir araya gelebilir mi? Olamaz, olamaz. Ha, IMF'den para dilenmeyeceğiz biz. Biz IMF'nin ortağıyız. IMF'nin de bize ayrılmış bir kotası var. O kotayı da belli koşullar yerine getirildiği takdirde bir para veriyor. Ve bu paranın da maliyeti ucuz. Bizim bu paraya ihtiyacımız var mı sorusunu soruyoruz. Var. Para bulmak sorun değildir esasen. Para bulunur her zaman. Yani maliyetini ödersin, her yerden para bulursun. Ama para bulunması gereken miktar çok yukarıdaysa Türkiye için, buna IMF'nin vereceği para bile yetmez. IMF ne verir? Hani İngilizcesini söyleyince, Türkçesine çevirince dikkat edeyim bir önce ne olduğuna da, sonra lokal mokal derim. Sorun şey yapar, büyür. Ya bizim öğretmenlerin lokali vardı yani. Babam oraya giderdi mesela. Ya da Tövder vardı. Yani oraya giderdi. Bu lokal kelimesini kenara koyuyorum. Endorsement dedi Haydar İngilizcesi. Biliyor musunuz böyle hani hiçbir yerde kullanılmayan bir şey vardır. Kaydı para yaratır. Çek. Türkiye'de çek var. Çekin arkasında ne yaparsın? Endorse edersin değil mi? Ciro edersin. Niye? Ya ben bu çeki bu adamın ödeyeceğini, ya kendi çekinse çekini ödeyeceğini taahhüt edersin. Arkası da ciro edip başkasına verir. Buna götür, bunun parayı alırsın diye. IMF'de Türkiye'nin arkasını yazacak. Tamam mı? Yazacak. Yazacak. Eğer IMF yazmazsa o çek, hani o zaman şeye gider yani, takasa gider. Ve o çek ne yaparlar? Bir şekilde ödenmediği için problem yaşarsın. Ya bizim ihtiyacımız olan şey güven. O paranın hepsini IMF vermeyecek. IMF bize uygulanabilir, güvenli bir program yaptığımızı ve bunun sayesinde ucuz kaynak alarak başka kaynaklara ulaşmamızı sağlayacak. Ben böyle ifade ettim ama doğru ifade ettim bilmiyorum Aydar'cığım. Çok güzel ifade ettin. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi bu IMF meselesini madem açtın, hadi konuşalım. Yani buyurun. Merkez Bankası işte swap kanallarıyla şunla bunla işte Çin'den, Katar'dan, Dubai'den, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3 milyar oradan, 5 milyar buradan para alındı. Yani bunları almışken IMF'den almışın ne olacak? Yani artık hani ülkenin ekonomik olarak düşürüldüğü durum birazcık işler acısı maalesef. Evet. Şu da utanç verici bir şey. Ben ekonomik program yapacağım, uygulayacağım diyorsun, kimse inanmıyor. Mecburiyetten diyorsun ki tamam, IMF de destekliyor, bak onay verdi, damga verdi. Artık bu program, şimdi güvenebilirsiniz. Aslında bu da hoş bir şey değil ama yani geldiği konum bu. Ha, IMF'siz tabii ki bu ekonomi düzelir. Ama sistem buna izin vermiyor. Yani bu sistemle, bu yönetim şekliyle çok bir düzelme söz konusu değil. IMF ile de çok bir düzelme, aşırı bir düzelme olacak hali yok. Yani işte hep konuştuğumuz hukuk alanındaki reformlar, işte bir sürü şey var, konu var düzeltilmesi gereken. En başta başkanlık sistemi var yani. Dolayısıyla bu sistem olduğu sürece yani bizdeki ekonomideki düzelmeler geçici böyle çeşitli cycle'lar halinde olacak. Yoksa böyle kalıcı yukarıya doğru böyle çok parlak bir gelecek görüyor muyuz? Hayır, onu söylemek zor ekonomide. Evet. Ama dediğim gibi yani bu hale getirenler maalesef buna muhtaç etti ülkeyi. Hani 70 sente muhtaç lafı var rahmetli demin. Bu kadar eksi Merkez Bankası rezerviyle ülkenin getirildiği halde maalesef başka çözümler bulmak gerekiyor.
Burada zannediyorum hani şimdi siyaset konuşuyor denecek ama siyasetin bir güven telkin etmesi lazım. Çünkü ekonomi de çok önemli. Türkiye'de beka problemi ekonomi ve ekonomi yönetimine yeterince güvenilmiyor. Ve bu ekonomi yönetimi güveni elde etmek için gereken uluslararası anlaşmaları da yapmıyor. Yapsa bile belki yetmeyecek. O yüzden ortaya çıkan tablo, yani bu yönetim olduğu sürece Türk ekonomisine güvenilmeyecek, güvenilmediği için de bu iş düzelmeyeceği çıkıyor. Mantık böyle çözmek. Yani, bunu o zaman tamamen olmasa da eskisi gibi olmuş. Tamam. Ya da şöyle söyleyeyim. Bu sefer çok zor. Maliyeti çok fazla. Çok sert bir şey yapman lazım. Evet. Tam o noktaya gelmiştim esasında. Yani faiz arttırmakta bile önden yüklemeli yapamayıp hani piyasa zorlayınca yapmak. Bugün işte bizim manşete taşıdığımız. Yani halk itibardan tasarruf bekliyor. Hala işte bilmem faiz fiyat şeyin üzerine fiyat yazayım, onu yapayım, bunu yapayım. Böyle yani palyatif tedbirler. İşte tasarruf etmemiz lazım. Ya etmemiz lazımdı. Yani etmemiz lazımdı. Şu çünkü ben bunu söylediğimde bir saniye daha geçti. Yani bir tane daha araba aldın, bir tane daha benzin yaktın, bir tane daha inşaat yaptın, bilmem ne yaptın yani. Hani bunlar fındık fıstık parası olabilir ama bu fındık fıstık onları koyunca aşure oluyor ortalık yani. Bayağı aşure oluyor. Şimdi dolayısıyla aşureye dönmüş, karma karışık ve bir sinyal etkisi isteyen bir ekonomi var. O nedenle Haydar'cığım yani bu ay işte bu hafta faiz arttırılacak mı, arttırılmayacak mı? Yani tasarruf önlemi alınacak mı, alınmayacak mı? Hala bu soruları soruyor olmamız bir taraftan gri liste, bir taraftan KKM'yi bitiremediğin için açamadığın swap attı falan. Ya yabancı gelse ne olacak, ne kadar olacak? Ha tabii piyasalar küçük, borsayı alır, uçurur. Yani olabilir bu. Ama ekonomi düzelmez. Ben böyle anlıyorum. Bilmem doğru ifade edebildim mi? Yani ekonomiyle borsayı tabii ayırmak lazım. Evet. Tabii uzun vadede ekonominin iyi gitmesi, şirketlerin daha iyi para kazanması tabii ki borsayı etkileyen bir unsur. Ama kısa vadede borsa ekonomideki düzelme görülmese bile düzelme yaşayabilir. Yani bunun beklentiler farklı, gerçekleşmeler farklı. Yani borsa değişik bir alan. O yüzden hani son 10 yıldır biz ekonomide bir iyileşme mi görüyoruz? Tam tersi, ekonomi kötüleştikçe kötüleşti ama borsada yine de para kazanma potansiyeli vardı. İşte birçok yatırımcı bunu gerçekleştirdi. Demek ki yani ekonomiyle gerçeklerle borsa bazen kısa vadede kopuk olabiliyor. O yüzden o ikisini şey yapmamak lazım, çok karıştırmamak lazım. Ama evet yani bizim birazcık böyle topyekün bir resim çizmemiz lazım. Sadece işte bu faiz 3 arttırdın, 5 arttırdın. Merkez Bankası'nın yapabileceği bir şey değil. Hazine Bakanı'nın da tek başına yapabileceği bir şey değil. Bütün hükümet olarak niyet ikna edilmeli. Yani bu konuda niyet olduğu, çaba olduğu yatırımcılara gösterilmeli. Ondan sonra bence yavaş yavaş, çünkü güven kaybolduğu zaman o çok zor geriye geliyor. Yani bunu görüyoruz işte. Yerli yatırımcılar da öyle, yerel yatırımcılar demeyelim. Yerli yatırımcılar da yabancı yatırımcılar da böyle. Zaman alıyor bu işler. Bu faiz arttırma olup olmaması bu ay borsa açısından bir şey ifade eder mi? Ya bilmiyorum. Çok ne kadar ya olabilir kısa dönemli etkiyi ben bilmiyorum. Ya faiz yarın işte Merkez Bankası karar verdi, arttırdım dedi, artırmadım dedi. Borsada ne kadar çok böyle aşağıya da yukarı yönlü bir şey görürüz bilmiyorum. Ama şu var. Yani bu faiz artırımları falan biraz böyle işte dikkatli yapalım. İşte ekonomiyi çok yavaşlamasın. Peyderpey yapalım falan filan dendi seçimden sonra. Bence fırsat kaybedildi. Yani orada biraz daha şok şeklinde, daha sert, daha kararlı yapılsaydı buralara gelmeyecektik. Şimdi azar azar yapıldığı için yapılan da etkisini kaybetti. Yani bugün %50 faiz var ortalıkta. Hani ama şeydeki gibi bir etki görmüyorsun. Yani 2018 sonunda Erdem Başçı zamanında mıydı hatırlamıyorum. 2018-19 böyle bir Merkez Bankası
100.000 baz puanlık bir artış yapmıştı birdenbire. Bakarsan o zamanki gayrimenkul satışlarına, işsizlik datalarına vesaire, yani bir anda böyle her şey tak diye durdu. Ki o zaman böyle bir enflasyon da yoktu. Yani şimdi bu kadar faiz artışı kar yani böyle güneşin altında erimiş dondurma gibi pek bir etki yapmıyor. O yüzden de biz böyle peyderpey bu sefer 50 yetmedi 55 olsun, 55 yetmedi 60 olsun. Yani dışarıdaki tüketime bakınca, ekonomik aktiviteye bakınca yavaşlama görmüyorsun. Yani birazcık o acı ilacı hissetmek lazım. Biraz yani durmak lazım. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü zamanında gereksiz yere şişirildi her şey. Şimdi onu görmüyoruz. Onu görmediğimiz için de bu enflasyon beklentileri de doğru düzgün kırılamıyor. Yani enflasyon beklentileri de reel anlamda kırılamıyor. Çünkü insanlar bu sefer bu enflasyon, işte bu uygulanan planla veya bu faizle, bu yönetimle bu enflasyon çok kontrol altına alınamaz. Ben seneye, bugün alacağım şeyleri seneye de alamam. O yüzden param var, işte mal alayım, işte ev alacaksam ev alayım, araba alayım. Yani önden bir tüketime koşma da var. O da bir zincir halinde birbirini besliyor. Bunun da durması lazım. İşte onun durmasının yolu da birazcık böyle bir artık bir şok yaşatmak. Yani minik bir şok yaşatıp her şeyi bir süreliğine durdurmak. O zaman insanlar böyle bir sakin, ya paranın maliyetinin ne kadar arttığını hala tüketiciler çok farkında değil ya da çok takmıyorlar. Onun biraz değişmesi lazım. Evet. Şimdi bu paranın maliyeti konusu çok önemli tabii bir yandan. Bir yandan da mesela ben bu perakende sektörünü çok takip ediyorum. Özellikle enflasyonla mücadele yapılıyor mu yapılmıyor mu konusunda. Yabancılar hangi hisselerde, de onlara da baktım da hani birkaç yabancı raporundan bahsetmiştim ya. Mesela bakıyorum mesela, yani Coca-Cola oluyor, Anadolu Efes oluyor, TAV oluyor falan, böyle hani böyle hisse senetlerini görüyorum bu raporlarda. İşte bu biraz önce bahsettiğim bu Parbay Wagons Fund diye, bu şeyin öğrencilerinden Texas'ta bir fon yöneticisi, bak elindeki işte hisse senetleri mesela TAV Airport, Anadolu Efes, Coca-Cola gibi. Şimdi son dönemde perakende de bu dün Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı falan. Ben anlıyorum ki reel ücretler düştüğü için perakende sektöründe o enflasyon yükselişini, hatta daha fazlasını fiyata aktaracak mekanizma biraz yavaşlıyor. Perakende bana duracakmış gibi, yavaşlayacakmış gibi gelmeye başladı. Sen ne dersin? Yani perakende ve bir de hava yolları, onları sormuş olayım. Şimdi Monuş Babra'yı biliyorsun, değer yatırımcısı, işte uzun vadede iyi büyüme potansiyeli olan iyi işlere yatırım yapıyor. Bu da yeni kurduğu bizimki gibi bir şey, ne diyorlar, mutual fund, yani işte yatırım fonu. Bu şirketler de birazcık böyle onun için hani hep böyle konuşmalarında falan da bahsettiği şirketler. Şimdi bence hani ekonomik yavaşlama olunca bu bütün sektörleri birazcık etkileyecek tabii, ama değişik derecelerde. Ama bakış açısı tabii şu değişmiyor. Yani enflasyon arttığı zaman hangi şirketler ürünlerine yine de zam yapabiliyor, enflasyonun telafi edebiliyor veya üzerinde zam yapabiliyor. Rekabet avantajı, ürünün tüketici nezdindeki yeri vesaire, birçok unsur devreye giriyor. Yani sektör olarak genel çok bir şey söylemek mümkün değil, ama işte atıyorum, işte hepimizin konuştuğu örnek Coca-Cola, işte Coca-Cola tüketimi ne kadar etkilenebilir? Hani Coca-Cola'ya 3 lira 5 lira daha zam yapılınca insanlar birden kola tüketimini kesmiyor. Yani bileyim işte turizm artıyor. İşte uzun vadede belki biracılık sektörü işte hem Türkiye'de hem yurt dışında iyi bir potansiyeli var. Havacılık işi de benzer şekilde. Yani bu böyle devamlı bir büyüme söz konusu uzun vadede baktığın zaman. Yeni havalimanlarının katılması, yolcu sayısının artması, şirketin büyümesi. Uzun vade olarak bunlara baktığımız zaman bu sektörlerde benzer şeyleri görüyoruz. Yani bir rekabet avantajı olması, işte ne bileyim
örneğin TAP'ın işlettiği havalimanının karşısına ertesi gün gelip ben de bir havalimanı açacağım diyemiyorsun. Çünkü orada lisansları var. Herkes giremiyor bu sektöre. Aynı şekilde diğer ürünler için de benzer şeyler geçer. Yani rekabet avantajı olan, büyüme potansiyeli olan sektörler her zaman onlar her türlü ekonomik ortamda öne çıkacak. Evet. Peki son olarak dünyaya baktığın zaman genel olarak enflasyonun yüksek olduğu, hani düşse de jeopolitik risklerin arttığı ve bu jeopolitik risklerle birlikte şirketler üzerinde korumacılık ve ekonomik savaşlarının çok etkili olduğunu gördük. Özellikle teknoloji tarafında görüyoruz bu. İşte Nvidia'da olduğu gibi çip işte Çin'e satarsın satamazsın konuları gibi. Türkiye'de şimdi hani gri listeden çıkmayı falan bekliyor ya. İnşallah gelecek ay bir de bir şeyle Biden'la görüşme yapacak Cumhurbaşkanı. Bu yaptırımlar konusu geliyor. İşte bazen işte gri listedeki konular geliyor falan filan. Böyle baktığın zaman daha teknoloji şu bu şirketlerde mi olmak lazım? Daha satın alma birleşmeye konu olacak şirketlerde mi olmak lazım? Yani daha defansif mi olmak gerekiyor yoksa endeks dışı böyle hisselerde yine macera aramak lazım mı? Çünkü biraz ortamın ben nasıl söyleyeyim şirketlerin gelecekleri açısından gri alanları çok kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Nasıl bir yatırım perspektifi içerisinde davranıyorsun sen 2024'ün geri kalanına baktığın zaman? Yani şunu düşünüyoruz tabii ki bu faiz ortamında likidite birazcık azalacağı için özellikle yerli yatırımcının bu yüz dışı şirketlerdeki ilgisi de tabii etkilenecek. Birazcık tabii bu aracı kurumlar tarafından kullanılan kredilerde yavaşlama olması, kredi pozisyon taşınan pozisyonların yavaşlama olması. Yani biraz daha para likidite daha kaliteli en azından daha az riskli şirketlere yabancının da ilgisiyle beraber kayabilir. O yüzden hani daha ufak böyle şirketlerde daha az ilgi de görme şansımız var ama her zaman bireysel hikayeler öne çıkabilir. Hani özel bir hikayesi vardır şirketin. Onu farklı tutuyorum, onu ayrı tutuyorum ama genel olarak hani bu halka arzlarda da aynı şekilde eski sıcaklığı görmeyeceğiz. Yatırım olarak bence birazcık bunlara bakmak lazım. Yani beta anlamında söylemiyorum ama evet daha düşük riskli. Nitekim o büyük şirketler arasında da hala değerlemesi daha cazip olan şirketler de var. Biraz daha böyle piyasa denge bulacak diye düşünüyorum. Yani biraz yabancı yatırımcının da sisteme daha fazla dahil olmasıyla bu çok dengesiz gördüğümüz değerlemeler bazı şirketlerde ederinin işte 10 katı 20 katı rakamlara gelmesi falan bunların biraz daha makul seviyelere geldiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Son soru, bunu sormasam olmazdı dediğim soru. Şimdi zaman zaman çeşitli genel kurullara gidiyorsun. En son hikayede tek ben hikayesiydi. Son dende bir tweetini görmüştüm galiba. Herhalde yakında bir genel kurul mu var? Yapıldı mı? Yapılacak mı? Bir o şeyi de aydınlatmayı da senden alayım. Ne olmuştu? Şimdi ne olacak? Ne düşünüyor Aydar Hacım? Şimdi şirketleri, biz bazen fon aldığımız şirketleri tabii bireysel yatırımcılar da alıyorlar veya işte onlarda da var, almışlar. O şirketler gibi bir şey olduğu zaman bize de yazıyorlar, serzenişte bulunuyorlar. Ben her zaman söylüyorum zaten hani bizim aldığımız hisseleri ezbere almayın diye. Çünkü dediğim gibi alıyoruz, ertesi gün satabiliriz, yatırımcı çıkışı olabilir, hata yapabiliriz vesaire. Ki defalarca yaptığımız hatalar var, yani daha evvel de anlattım bunu zaten. Tekfen'le ilgili konu da, şimdi şirketler, yatırım yaptığınız şirket bir yanlış yaptığı zaman bununla ilgili atabileceğiniz adımlar belirli. Yani burada tabii yatırımcıların hakları anlamında daha gitmemiz gereken çok yol var tabii ki. Yani biraz daha o azınlık haklarının gelişmesi lazım ama işte genel kurula gidebilirsiniz. Genel kurulda hesap sorabilirsiniz. İşte parmak kaldırırsınız, soru sorarsınız. Kayda geçirirsiniz itirazlarınızı veya şikayetlerinizi, ne bileyim oylamada nasıl istiyorsanız oyunuzu kullanırsınız, söyleyeceğiniz şeyleri orada ifade edersiniz. Onun dışında işte
başka bir yanlış görüyorsanız SPK var, işte başka kurumlar var vesaire, ama onun dışında da çok yapabileceğiniz bir şey yok. Yani kimsenin elinde hani böyle bir sihirli değnek, şirkete gideyim ben bunu düzelteyim diyemiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Biraz Tekfen'le tabii öne çıktık. Geçen sene hatırlarsan genel kurula gidip oy kullanmıştık. Vekalet istemiştik. MKK'dan vekalet çağrısında bulunduk yatırımcılara. İşte bir 30 tane yatırımcı bize oy verdi. Yani oylarını kullanmamıza izin verdi genel kurulda. Ama tabii biz %5'i geçmek amacındaydık. %5'i geçince çünkü bazı azınlık haklarını kullanabiliyorsunuz. 5'i geçemedik. Bu sene de gideceğiz gene genel kurula. Bu sene ama geçen sene gibi çok çağrı falan yapmıyoruz. Ama orada yatırımcılar, belli oranın üzerinde katılan yatırımcılar olursa onlarla beraber gerekli oylamaları yaparız. Biz her zaman hani şirketin iyiliği için, hissedarların iyiliği için yapılması gerekenleri söylemeye devam ediyoruz. Hani gidebildiğimiz şirketler var, gidemediğimiz şirketler var. Bunu yapacağız. Yani düzeltilebilir bir şeyse, düşünüyorsak öyle olduğunu, bir potansiyel görüyorsak bunu yapacağız. Ha, bazı şirketlerde vardır ki hata yapmışızdır. Yani yönetim şeklinden dolayı yapacağınız hiçbir şey yoktur. Orada da yapacak bir şey yok yani. Evet. Satıp gidiyorsunuz. Ya bu insanların doğru bildikleri konularda hukuki, bu ticaret hukukundan kaynaklanabilir, medeni hukuktan kaynaklanabilir. Haklarını kullanması ve organize olması çok pozitif. O gelişmiş toplumlardaki bir sivil toplum ve bu inisiyatifin kullanılabilmesi bence gelişmişlik belirtisi. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Hem yatırımcıların finansal okuryazarlık anlamında bir noktaya gelmesi, hem de sosyal toplum bilinciyle birlikte hareket edebilmesi açısından önemli bir katkı bu. Haydar, buyur. Kabahattan bir şey daha söyleyeyim. Hatta bu konuda SPK'nın bir tane düzenlemesi var. Fonlara bunu gönderdi. SPK da aslında kurumsal yatırımcıların, fonların genel kurullarda, şirketlerin genel kurullarında aktif olmasını, katılmasını, işte ne karar verdiğini halka açıklamasını, yatırımcılara açıklamasını istiyor. Bu konuyla ilgili düzenleme var. Sene sonuna kadar fonlar bir yönetim kurulu kararı alıp buna uyup uymadıklarını, yani genel kurullara katılacak mı, ne oy kullanacak falan, bunların hepsini kamuoyuyla paylaşmak durumunda. Yani aslında regülatör de bu konuda kurumsal yatırımcıların daha aktif bir rol oynamasını istiyor. Peki. Çok önemli ve pozitif bir gelişme olarak çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Evet. Sağlıkla, evet, mutlulukla, huzurla. Her zaman için çok büyük mutluluk seninle konuşmak Haydar'cığım. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İyi günler. Bye bye. İyi günler.